kötü mü kötü işte, aynen dediği gibi doğru. Tabii. Bugün güzel ve anlamlı bir festival, bir etkinlik yapıyoruz. Arkamızda gördüğümüz bu güzel çiçekler, nadide çiçekler, esasen Anadolu'nun geçmişinden beri var olan, doğal olarak zaten yetişen bir bitkimiz, safran. Eskişehir'e geçip kuşağı tarımsallaştırma enstitüsünde tescili yapıldı bu çeşidin. Tüm Türkiye'deki yetiştiriliş, ekiliş alanı itibariyle şu andaki ekiliş alanı sahamız Türkiye'nin tamamından daha fazla oldu. Eskişehir'de Tarım İl Müdürlüğümüzce, Geçit Kuşağı Tarımsallaştırma Enstitümüzle beraber Eskişehir'de Hanımlar Safran Üretiyor bir projesi hazırlamıştık. Bu proje kapsamında daha küçük çaplı bir proje bu. Toplamda 2000 metrekareye ulaştı, yani 2 dekar ulaştı. Bu alan 100 dekar. Safran Bolu'da 40 dekar düşünce tüm Türkiye'yi, rakamların ne kadar önemli olduğu daha bariz bir şekilde ortaya çıkacak. Safranın yalnızca şu an birazdan toplayacağımız çiçeklerin içerisindeki yeşil organları, kırmızı renkli olanları çok yüksek pahalı olmakla kalmıyor. Yaprakları yine reçel olarak tüketilebiliyor, hazırlanabiliyor. Ve aynı zamanda sadece çiçek ve stigma üretimi değil, safran üretimi değil, yumru üretimiyle, soğan üretimiyle de safran tarlasından bizim kuruda asla elde edemeyeceğimiz bir gelir seviyesinde çiftçilerimiz gelir elde edebilecek bir seviyeye geliyor. Eskişehir'in adını, Safran Bolu'nun adını geçecek şekilde, belki safran şehir ileride olacak şekilde değiştirecek kadar safran ekimini için çaba sarf edeceğiz. Hasadımızın hayırlara vesile olmasını diyorum, saygılar sunuyorum. Türkiye'de üretilen toplam safran alanının daha fazlası Eskişehir'de bugün bulunduğumuz bu noktada gerçekleştiriliyor. 100 dönümlük bir alanda safran üretimi gerçekleştiriliyor ve ülkemiz adına, Eskişehir adına önemli bir tarımsal faaliyet olarak karşımızda duruyor. Yaşanan küresel İklim değişiklikleri nedeniyle su noktasında tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de bazı kısıtlılıklarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Özellikle su tüketiminin de az olması safranın önümüzdeki süreçte tercih edilen bir tarımsal üretim çeşidi olması bakımından önem arz ettiğini de ifade etmek isterim. Su noktasında tüketimi fazla olan ürünler yeraltı suları başta olmak üzere Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğümüzün genel müdürlüğünün projelendirdiği alanlarda su bakımından farklı sonuçları karşımıza çıkarabiliyor. Bu bakımdan suyun az ihtiyacı olan noktalarda tarımsal üretime geçmemiz bölgemiz açısından da oldukça önemli. Konya Ovası'nda başlayan okrukların artık bizim Sivrihisar bölgesinde de görülmeye başlamış olması yeraltı sularında azalmanın varlığını bizlere hissettirdiğini biliyoruz. Bakımdan tarımsal üretim anlamında da suya az olan, az ihtiyaç olan ürünlere yönelmemiz oldukça önemli. Bu boyutuyla da safran üretimi hem su tüketimi bakımından hem de dekar başına elde edilen gelir bakımından da oldukça cazip olduğunu görüyoruz. Değerli protokol üyeleri, değerli bütün konuklarımız, hoş geldiniz. Tekrar şeref verdiniz. Bakın. Vekilimiz şöyle. Gel vekilim efendim. Sayın vekilim. Kusura bakmayın. Gel. Gel efendim, kusura bakmayın. Evet. Onu böyle... Geldim. Sayın valim, çekiyorum efendim. Sayın vekilim. Sayın valim, buraya bakın. Teşekkürler. Onlardan bir tanesini duyalım değil mi? Sepet tamam, alırız. Kırmızıları buraya alıyoruz. Şunu alalım. Bunlar da sepet koyalım. Kuru soluk reçel oluyormuş. Pardon. Evet. Beşiktaş'ın ürettiği... Yani verimliliği de iyi herhalde. Çok iyi, evet. Çok memnunuz. Kalitesi çok iyi efendim. Yani bizim bölgenin şartlarına uygun. Uygun, evet. Evet, evet efendim. Evet. 4 sene sonra siz bu safranları kont